Sen çok güzel bir sunucusun. İyi bir sunucusun. Teşekkür ederim hocam. Fakat ben geldim ya. Ya bu doktoru tanıyorum. Yeşil de gözleri var. Kendimden bahsediyorum bak. Kendim benim yeşil gözüm. Ya bunun adını çıkartamıyorum. Neydi bu adamın Mustafa. İsmi ya? Mustafa mı desem? Metin Muharrem mi desem? Aa dur bir dakika. Murat Topoğlu. Şimdi bak. Unuttum gitti. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu aslında Bürtüş'teki bütün sunucularda şöyle bir hareket vardır. İnsanlar dinlerken şöyle bir şey yaparlar. Evet. Sürekli hafızayı canlandırmak için. Şu parmaklarımı kaldırıyorum bakın. Ne kaldı burada? Tam burnumun bittiği yere ben aslında şuradan hafif hafif basınç yapıyorum. Siz fark etmiyorsunuz. Bilinçsizce mi yapıyoruz bunu? Ya bunu çoğu insan bilinçsiz yapıyor ama şu anda sen de biliyorsun. Aklında olsun. Çocukların da mesela imtihanlarda bazı şeyleri hatırlamakta çok enteresan. Eğer bir şeyi konuyu biliyor da hatırlamıyorsa imtihanlarda bile kopya çekmek gibi bir şey olacak ama bu hafızayı canlandırmada en önemli noktalardan bir tanesidir. Buraya hafif basınç yapınca aklınıza geliyor. O kişinin adı, soyadı. Ne kadar önemli bir şey. Çok ilginç. Bir de evokasyon deriz mesela. İsim sayın. Mesela sayacağım sana. Ya Nezaket, Naciye. Ah pardon, Nilüfer. Anladın mı? Herhangi bir isim saymakla başladığınız zaman bunu yapıp evokasyon deriz. Çağrışım çak getiriyor. Şu anda bu tarihteki savaşları falan düşünüyorum. Biraz bir yandan ses bunları sayar. Evet. Masaj noktalarımız bu kadar. İstersen sofraya geçelim mi? Geçelim tabii hocam. Neler var neler var bunları çok anlatalım size. Stres ve üzüntü de tepe noktalarımızı göstermiş evet, değil mi? Şurasıydı. Burası biz kısaca özetliyoruz arkadaşlar. Evet bir özet geçelim. Hem ekranını şimdi açanlar için. Nilüfer zamanında neler yaptık sevgili izleyenler bu ana kadar. Evet. Kağıt kalemini yeni almış olanlar için. Hocam sayıyor şu anda. Tamam. Şimdi buz alıyoruz elimize. Buzdolabından şöyle 2-3 tane buz. Elimize bir de böyle peçeteler alıyoruz. Buzları bir yere gitmesin, elimiz donmasın diye.